Rüyada kıl görmek rüya sahibinin yeni anlaşmalar yapması anlamına gelir. Rüyayı gören kişiler hayatlarında olumlu etkiler bırakacak çok sayıda değişimler anlamına da gelir. Çoğu İslam alimi bu rüyanın görülmesi güzel olan türden olduğu konusunda anlaşmaya varmıştır. Kişilerin bazıları bu rüyadan sonra hayatlarında uzun zamandır yapmaları mümkün olmayan değişimleri sonunda yaptıklarını belirtmişlerdir. Yorumcuların çoğunluğu vücut kıllarını genellikle mala işaret olarak yorumlamışlardır. Burun deliklerinde ve kulaklarda görülen kıllar fazla aşırı derecede uzun olmaması şartıyla iyiye ve hayra işaret eder demişlerdir. Yok edilmesi uygun olmayan kılları tıraşlayarak veya yolarak koparmak iyi sayılmamıştır yorumcular tarafından rüyada kıl görmek ihya, rüyada kıl görmek ihya, çok mal ve uzun ömürle, bol rızık ve bol kazanca işaretle yorumlanır. Rüyasında kendi vücudunda kıllar tüyler bittiğini görse, zenginleyeceğine ve mevkice yükseleceğine işaret eder. Kişinin rüyada kıl çıkması adet olmayan bir yerinde kıl çıktığını görmesi, iyi değildir. Bu rüya, işten çıkarılmak veya itibardan düşmek, saygınlığını yitirmek gibi şeylere yorumlanmıştır. Rüyada bacakta kıl görmek. Rüyada bacakta kıl görmek rüya sahibinin işlerinin yürümeye başlaması anlamına gelir. Bu rüya görüldükten sonra kişilerin işlerinde mükemmel bir bereket olur. Bacakta görülen kıl miktarı çoksa kişilerin işleri mükemmel hızda açılır. Bacakta görülen kıl miktarı azsa kişiler yavaşça işlerinde açılma olduğunu göreceklerdir. Rüyada koltuk altı kılı görmek Rüyada koltuk altı kılı görmek rüya sahibinin arkasından sevdiklerinin iş çevirmesi anlamına gelir. Çok koyu renkli kıl kişinin birinci dereceden akrabasının iş çevirmesi anlamına gelir. Orta renkli kıl kişinin uzaktan birinin iş çevirmesi anlamını taşır. Açık renkli kıl ise kişinin tanımadığı birinin iş çevirmesi anlamına gelir. Kişinin rüyada koltuk altlarındaki ve kasıktaki kılları tüyleri tıraş ettiğini, giderdiğini görmesi onun dindarlığına işarettir denilmiştir. Başka bir yoruma göre koltuk altını tıraş ettiğini görmek muradına ermeye, arzusuna kavuşmaya işarettir. Koltuk altı kıllarını yolduğunu görmek ise daha iyi bir yoruma işaret eder. Bu kılların uzadığını görmek iyi değildir dinin çirkin, mekruh gördüğü bir işi yapmaya işaret eder denilmiştir. Kasık tüylerinin uzamış olduğunu görmek ise, müzibete, gelecek bir zarar ziyana işaret eder. Rüyasında kasık tüylerini yolduğunu görmek, iyi değildir. Bu rüya, para cezası vermeye veya malını israf ederek gereksiz yere sarf eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada kıl almak. Rüyada kıl almak rüya sahibinin fazlalıklardan kurutulması anlamına gelir. Cabir Üle Maribi, R, A, yorumuna göre, bu rüyayı gören kişiler artık hayata farklı şekilde bakmaya başlarlar. Yüzden kıl almak aşk hayatında fazlalıklardan kurtulma anlamına gelir. Bacaktan kıl aldığını gören kişiler işte fazlalıkları söker atarlar. Koldan alınan kıl aile hayatında fazlalıklara veda anlamını taşır. Rüyada saç kılı görmek. Rüyada saç kılı görmek kişinin başının derde girmesi anlamına gelir. Saç kılı sarı ise aptalca bir yanlış yüzünden kişinin hataya düşmesi anlamına gelir. Kızıl saç kişinin maddi problemler yüzünden sorun yaşaması anlamına gelir. Beyaz saç görülürse kişi tecrübeli olan bir kimsenin sözünü dinlemediği için çekecektir. Rüyada uzun bir kıl görmek ne demek? Rüyada uzun bir kıl görmek rüya sahibinin zaman alacak işlere girişmesi anlamına gelir. Cabir Üle Maribi, R, A, yorumuna göre, bu işlerin sonu hayırlı olacağından onlara devam etmek gerekir. Rüyada yüzde kıl görmek ne anlama gelir? Rüyada yüzde kıl görmek rüya sahibinin yüzüne yalan söylenmesi anlamına gelir. Yüzde görülen kıl bir tane ise rüya sahibinin ailesinden birisi ona yalan söylemiştir. Yüzde görülen kıl sayısı iki tane ise rüya sahibinin akrabası ona yalan söylemiştir üç ve daha fazla sayıda yüzde kıl görünmesi arkadaşların yalan söylemesi anlamına gelir. Rüyada vücuttaki kılları temizlemek ne demek? Rüyada vücuttaki kılları temizlemek rüya sahibinin yeni başlangıç yapması ve eskilerden kurtulması anlamına gelir. Vücut kılları eğer jiletle düzenleniyorsa kişi hayatının her alanında yeni başlangıç yapacak demektir. Vücut kılları eğer elektronik bir aletle temizleniyorsa kişi sadece aşk hayatında yeni başlangıç yapar. Eğer vücut kıllarının ağdayla temizlendiği görüldüyse bu durum kişinin iş hayatında yapacağı başlangıçlara işaret eder. Rüyada özel bölgede kıl görmek. Rüyada özel bölgede kıl görmek rüya sahibinin üzüleceğine işaret eder. Bu rüya kimi alimler tarafından olumlu yorumlansa da genel olarak rüyanın lanet bir etkisi olduğu daha sık kabul görmektedir. Rüya sahibi bu rüyayı gördükten sonra hayatının farklı alanlarında sorun yaşar ve üzülür. Daha sonra bu sorunların üstesinden gelmek zor olabilir. Rüya'da kıl yumağı görmek. Rüya'da kıl yumağı görmek rüya sahibinin hayatında çoğu şeyin toplanması anlamına gelir. İmam Gazali r.a. yorumunda bu rüyanın çok faydalı olduğunu söylemiştir. Kişiler bu rüyayı gördükten sonra hayatlarının düzene girdiklerini söyler. Her alanda kişiler sonunda mutlu oldukları ve istedikleri sonuçları almaya başlarlar. Rüya'da vücudunun kıllandığını görmek diyanet. Rüya'da vücudun kıllandığını görmek rüya sahibinin uzun yolculuğa çıkmasına işaret eder. Vücut kılları eğer çok yoğunsa rüya sahibi iş için uzun yola gidecektir. Eğer vücut kılları azsa rüya sahibi ihtiyaç için uzağa gidecektir. Bazı yorumculara göre vücudun kıl bitmeyen yerlerinde kıl çıktığını görmek rüya sahibinin borçlanacağına fakat Cenab-ı Allah'ın yardımıyla borcunu ödeyeceğine de işarettir. Rüya'da kadın vücudunu kıllı görmek. Rüya'da kadın vücut kılı görmek rüya sahibinin hayatında hoşlanmayacağı bir şey yaşayacağına işaret eder. Görülen rüya sonrasında kişi özellikle arkadaşlarından istemediği bir muameleye maruz kalabilir. Rüya olumsuz anlamlara sahiptir ve genellikle uğursuzluk getirdiği söylenmektedir. Hem de hemen her alanda getirir.